Ben Şanlıurfa İş Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halilye Binoğlu Sağlık Hayat Merkezi'nden uzman diyetisyen Hatice Demir. Bilindiği üzere Kurban Bayramı bu yıl yaz dönemine denk geliyor. Sıcaklıklar arttığı için özellikle obez, hipertansiyon, kalp damar rahatsızlığı olan, diyabeti olan, hiperkolesterol, hiperlipidemisi olan bireylerin kırmızı et tüketimine ve bazı şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Mide bağırsak hastalığı gibi sindir problemi yaşayan bireylerin etleri 24 saat dinlendirdikten sonra tüketmeleri sağlıklar için daha yararlı olacaktır. Yine sakat atlar, yağlı etler, kolesterol ve trigliserit bakımından yüksek, doymuş yağ miktarı yüksek olduğu için obez, hipertansiyon, kalp damar rahatsızlığı, diyabet gibi rahatsız olan bireylerin bunları tüketimden sakınmaları, kaçınmaları gerekiyor. Az yağlı ya da yağsız etleri kısıtlı miktarda aşırıya kaçmadan tüketmeliler. Miktar kadar pişirme yöntemleri de bizim için önemli. Özellikle kızartma, kavurma yerine haşlama, fırında veya ızgarada pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Etlerin içerisinde zaten yağ olduğu için et yemeklerine ekstradan yağ kullanmaya gerek yok. Etler yağsız bir şey, kendi yağıyla pişirilmesi gerekiyor. Etler proteinden zengin olduğu gibi vitamin mineralden de zengindir. Ancak E ve C vitamini içermiyorlar. O yüzden etleri sebzelerle pişirebiliriz veya et yemeklerinin yanında salatalar gibi çiğ sebzeler tüketilebilir. Şanlıurfa ilimizde geleneksel olarak mangal yoğun bir şekilde yapılmakta. Mangal yaparken etiyle ateş arasında belli bir mesafenin olması gerekiyor. Hem etin yanmaması, kömürleşme olmaması için ve bir yararlığın azalmaması için o mesafeyi ayarlamak gerekiyor. 10-15 santim kadar olması gerekiyor. Etler çok yüksek ısıda, çok hızlı bir şekilde pişirildiğinde proteinler hızlıca katılaşıyor. Besin değerini kaybediyor. Çok çiğ veya az pişmiş olduğu zaman da bazı hayvan hastalıklarına sebep olabiliyor. O yüzden etleri pişirirken uygun sürede yavaş yavaş dinlenerek pişmesinde sağlık açısından daha iyi olacaktır. Saklama koşulları için büyük parçalar halinde saklamak yerine buzdolabında küçük tek yemeklik şeklinde ayarlanarak birer yemeklik şeklinde poşetlere konulabilir. -2 derecede birkaç hafta kadar, -18 derecede derin dondurucuda 3 aya kadar etler muhafaza edilebiliyor. Yine etlerin donduktan sonra çözüldüğünde hemen pişirilmesi, tekrar da dondurmaması lazım. Tüm vatandaşlarımızla, aileleri ve sevdikleriyle Kurban Bayramı'nda et tüketimi fazla abartmadan sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram geçirmelerini diliyoruz.